Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bir bilen nerede? İlk önce bir felsefe sorusundan başlayayım. Daha beter soru soracağım. Tam kafa dengi bir adamsın bana. Böyle bir şey duymadım diyecektim. Eskiden kalma enkazlarımı tamir etme adına başlık atmışım, cevap bulmuş. Kafamıza sokmuşlar. Adam yazmış felsefede. Tanrı insanların yalnızlığıdır diye. Yalnızlığını gidermek için ihtiyaç duyduğu şeydir. Öyle bu tarafa gelirseniz tek yöne dönerim. Ben sizin için diyorum. Soruyu anladık mı? Yalnızlığıdır. Tanrı insanların... Ya yavaş geç kardeş, ne kaydı? Kamera kıymet değil. Ya geç kardeş, Allah'ım ne yaptın? Kameradan korkmayın. İyi bir şey. İnsanları batırandır. Tanrı insanların yalnızlığıdır. Haşa. Öyle demiş. Yalnızlaştırıyor mu insanları? Hayır. İnsan niçin Tanrı'ya ihtiyaç duyar? İhtiyacının ürettiğidir diyor. Kendi ürettiği bir şey. Kendi ürettiği bir şeydir. Ne acayip soru değil mi? He Bilal, nerede Bilal? Öyle değil mi abi? Bak şimdi ne acayip soru. Korkunç bir soru. Seninkisine değil ki, basit bir şey. O duymadı galiba. Duymadın değil mi? Çok acil bir telefon geldi. Ondan sonra kapat o zaman şimdi. Kapattım. Ha. Tanrı ihtiyacı insanların acizliğinden insanın ürettiği bir ihtiyaçtır demiş. Tanrı inancı İnsanın ihtiyacından doğmuştur. Çok korkunç değil mi? Batılı tasvir etme ama çok basit olduğu için koyacağız kenara şimdi. Kardeş bunlarla kıvranıyordun 1975-76'da. Neler çekmiş. Onun için öyle çok rahat. Risale-i Nur onun için bizde başka bir ufuk açtı. Anlıyorsun değil mi şimdi? Böyle kolumuzdan tuttu da pat diye böyle geldik de aa falan okudular, vay öyle nur çok, öyle bir şey yok. Biz Risale okumadan Karl Marx'ı okuttular. Asker Lisesi'nde. Ortaokulunda okudum. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Var mı iyi tarafı? İyi tarafı şöyle oldu. Şeytanın iyi tarafı yok mu? Şeytanı kaldırırsanız bir, kemalat insanı yok olur. İki, makasidi hayri-i külli yok olur. Şeytanın vücudunun yaratılmasının hikmeti nedir? Bir, insanın kemalatına. İki, insandaki hayır tarafının ortaya çıkmasına vahid-i kıyası oluyor. Bak, makasidi hayri-i külliyenin ve kemalat insaniyenin vücuduna sebeptir şeytan. Dolayısıyla bu tür şeyler sizin de garibinize gitmesine ve bu dersi dinlemenize, merakla dinlemenize sebep oldu. Öyle değil mi? Şimdi bakayım ne diyecektim, merak ediyorsun. Evet. Kimse sordu yok ya, böyle soru soracak adam yok piyasada. Bunu soru sorsa, sorunun cevabı kendisi zaten. El-suali nisvil ilm, sual sormak ilmin yarısıdır. Sen Risale'deki sorular kendisi cevaptır, dikkat edin. Hiç tahrip yok. Benim gibi böyle tahrip yapmaz. Sorduğu zaman soruyu şok oluyorsun benimse. Bu tahriptir. Risale'deki sorunca zaten soru kendisi cevaptır. Anladın farkımızı? Ben de bir vahidi kıyası oldum şimdi Risale'ye. El cevap. Yani insan Tanrı'ya ihtiyaç duydu. Kendi imali. Soru buydu. El cevap, insan dışarıdayken
varlıkla beraber iken dışarıda Rabbini fikreder, içeride yalnız iken Rabbini hisseder. Yani insanın yapısına baktığımız zaman, bir bahçeye gittiğiniz zaman, bir dereye, bir dağa gittiğiniz zaman, hayvanat bahçesine gidip hayvanları gördüğünüz zaman, burada ister istemez size rağmen fikir çalışmaya başlar. Mesela bir iki saat önce birisi bir şey söyledi, hala orada lakayt kalmışım gibi gözüküyor ama dimağım arkada çalışıyor. Çok etkilenmiş bizim sistem. Diyor ki, anne karnındaki çocuğun daha sistemi yeni kurulduğu için annenin kan basıncı ve kalp atışı çocuğa tıpatıp aynı kopyala yapıştır olsa patlatır sistemini. O basınç gitmesin diye bir damarın içerisinde diyor, iki tane kan geçiyor, iki tane farklı kan aynı damarda ama karışmıyor, o basıncı düşürmüş. Çocuğa uygun olarak geliyor ufak damarda. Annenin kan basıncı direkt pompalanmıyor. Burada bir tasarım yok mu? Peki bunu niye örnek verdim? Etkilendim. Burada niye örnek verdim? İnsan dış dünyayı gördüğü zaman ister istemez düşünüyor. Değil mi mesela? Ve onu taklit ediyor. Mesela kartala bakarak radar sistemi yapılmış. Yunus'un gözüne bakılarak sonar sistemi yapılmış. Peki kartalı yapan nereye bakmış? Radarın üzerine yazıyor maddeyin Hüseya, maddeyin Türkiye. Peki kartalın üzerine yazıyor maddeyin Allah. Allah. Şimdi hani Tanrı'yı kendisi imal etti diyor ya. Peki dışarıya biz çıktığımız zaman, eşyayı gördüğümüz zaman ister istemez insan sanatı görünce oradaki mahareti, meziyeti, teknolojiyi, ilmi, tasarımı, mimarlığı, matematiği, geometriyi görüyor. Görüyor mu görmüyor? Görmek istediğimiz için mi var yoksa var olduğu için düşünmek mi zorunda kaldık? Var olduğu için düşünmek zorunda. Mesela sarı gördük çiçek. Biz sarı zannettiğimiz için mi sarıdır? Sarı olduğu için mi zorunlu sarıdır diyoruz? Ona net cevap veremedik abi. Sarı olduğu için de herhalde abi. Yani. Tabii sarı olduğu için. Herkes aynı rengi gördüğü için sarı. Başka bir şey veremez. Yani. Sarıdır. Evet. Mesela diyelim ki sarıyı sevmeyen insan herkes kırmızı görebilir. Bakın dışarıya gittiğimiz zaman demek istiyorum. İster istemez dış dünya benim bedenimin dışında bunları görünce düşünüyor. Bu düşünce ihtiyacımdan değildir. Fıtratın gereğidir. Su ıslatır. Suyun ihtiyacından mıdır? Güneş ısı ve ışık verir. İhtiyacından mıdır? Hayır. Fıtratındandır. Ah! Bu mevcudat olsa da bir ışık versem de, kendimi ifade etsem de, varlığımı göstersem de, görsem de der mi güneş? Güneş ışık vererek bu kadar mevcudat ayağa kalkıyor. Varlık devam ediyor. Ölüm. Peki güneş ihtiyacın mı var? Ya ben ağaçları büyütmeye ihtiyacım var. Var mı ihtiyacın? Ağaçlar büyüse güneş vurduğu için. Güneş vurduğu için yemekler bozulsa. Yemeklerin bozulması güneşe zarar olmadığı gibi ağaçların, bitkilerin ağaç olmasında güneşin menfaati yoktur. Çünkü niye? Peki o zaman güneş niye veriyor ışığını? Güneş olduğu için. Güneşten ışık vermediğini kabul edin. Güneş midir? Ha. Şimdi su ıslatır. İhtiyacından mıdır? Fıtratındandır. Güneş ışık verir. İhtiyacından mıdır? Fıtratındandır. Allah halik olduğu için yaratır. Fıtratındandır, ihtiyacından değildir. Abi şimdi güneşi düşünün ışık vermiyor. Suyu düşünün ıslatmıyor. Allah'a düşün yaratmıyor. Aynı şey. Allah var yaratmıyor. Yaratan değil. Güneş var ışık vermiyor.
Allah ne demektir ki o zaman? Bunu böyle düşününce ihtiyacımdan olduğu için mi tasarlıyorum yoksa böyle olduğu için mi düşünmek zorunda kaldım? Böyle olduğu için düşünmek zorunda kaldım. Dış dünyaya böyle baktığımız zaman insan düşünür. İçi geldiği zaman insan birisini hisseder. İçeride birisini hisseder. Çünkü inkarcılık da bir dindir. Dinsizlik de bir dindir. Bir inançtır. Ha? Bir şeye rağmen fikir üretmektir. Dışarıya çıktığımız zaman ister istemez insan düşünür. Gözünü kapatıp içeri döndüğü zaman insan hisseder. Bu fıtratındandır. İhtiyacından değildir. Yapısı budur. Göz bakıyor. İhtiyacından değil, fıtratındandır. Fikri ile hissini birleştirmeye muvaffak olunca Rabbini zevk eder. Fikri ile hissini birleştirince, yani fikrimle hissim aynı ise yapsın dokunma. Herkes serbesttir akşam. Peygamberin doğumudur. Günah işlersen her türlü şey yapabilirsin. Telefonu da açabilirsin. Bu kadar da bilmiyorum. Şimdi insan fikrini, dış dünya, kendi düşünce, gözün kapatıp düşündüğü değil, dışarıda inanmak zorunda kaldığı, kabul etmek zorunda kaldığı şey su ıslatır. Tamam. Bu ağaçta mükemmel bir tasarım var. Doğru? Evet. Ben böyle inandığım için böyle midir? Hayır. Böyle olduğu için böyle düşünmek zorundayım. Ölüden diri çıktı. Toprak ölüydü. Gübreden mandalinayı yapan, ölüyü dirilten, gübreyi dirilten ölü olmaması lazım. Bunu böyle ihtiyacımdan değil, mecbur olduğumdan söylüyor. Mesela bir binanın tasarımı var, mimarlığı var. Bundan harika, harika olabilirim. Bina, yani... karmaşık bir bina yok abi. Şu yapıda bir karmaşık bina yapılmamıştır Allah abi. Evet, yoktur. Mimar, şeydi, belediyecidir. Şimdi üç tane örnek vereyim. Gökdeler mi? En büyük dünyanın en yüksek şeyde Kuveyt'te Dubai'de. Dubai'deki en yüksek, dünyanın en büyük, o bina harikadır. İyi düşünün ama. Bal mı harikadır? Nar mı harikadır? Nar. İkisi de. Hepsi birbirinden harikadır. Nar dedin. Sen? Hepsi birbirinden harikadır. Harikadır. Başka? Nar harikadır. Ben de nar diyorum abi. Niye nar diyorsun sen? Bal sistem olarak abi, yapılış olarak. Bal da harika değil mi? Tabii ki ama onda bir hani bir sanatsal bir eser var ya abi, evet. Şimdi açıyorsun. Tiyatrocu olduğu için sanat. Dışındaki onu koruyan zarı. Ama koca gökdelen. Ara bölümleri var. Gökdelen ama. Bal peteğinde de var abi aynı şey. He? Bal peteğinde de var aynı sistem. Aynı şey var. Bir de böyle içeriden dışarı doğru hani. Evet. Oradaki mimari o. 100 tane insan birleşse yapabilir ama 1000 tane insan da birleşse bir tane onları yapamaz. Yani 1000 tane o gökdeleni yapan mimar birleşse diyor binar yapamaz. Doğru. Ama o bir tane İtalyan mimar onu çizdi diyor. Ondan dolayı nar harikadır diyor. Nar ve bal gökdelenin daha şeydir yani. Harikadır. Doğru. Peki balla nar hangisi harikadır sence gene? Soruyu ikiyi çoğaltıyorum. Ben ikisi de aynı derim. Bal harikadır. İkisi aynı mı? Bal harikadır. Bal harikadır. Nar, evet. Nar harikadır. Çünkü hani niye harikadır? Siz daha önce cevabını vermiştiniz. Ben o zaman cansızdan, cansızdan çıkıyor. Topraktan çıkıyor. Öbürünü canlı ilham ile yapıyor. Abi onu o yapması da şey, can, arkasız bir varlığın gidip öyle bir nimet yapacak. Bize hem sağlık olarak hem tadı olarak da hoş gelecek yani. Baldır o, en şifa. Peki Ali. Zehrin içinden çıkıyor şifa abi. Gafur kardeşimin dediği gibi bir şey diyor. Birini hayvan yapıyor. Bir derece yani, bitkiden karında değil mi? Ölü daha top. Farklı bir yapısı var ve dimağı vahye muhatap. Yani. Aklında ayet var. Bitki buna bakarak yani... Ayeti devreye sokma. Nispet edersek, bitkiyi nispet edersek daha kesip. Peki. Hani daha kesip, daha uzak, daha cami. Söyleyeyim mi abi sizin? Yok. Yasin söylesin. Abi cevabını biliyorum. Biliyorsan değil mi? Ben... Evet mu? Evet, tur adam. Şimdi Allah-u Teala'nın yarattığı bir insan
ve bir arı. He. Ve ikisi üretiyorlar. İnsanoğlu üstün yaratılmıştır. Ama arının yaptığı inşayı ne yapsa ne etse yapamaz diye düşünüyorum. O yüzden yarattığı bir canlının, yarattığı bir canlının üretimi artık kat be kat daha üstündür diye düşünüyorum. Evet. O zaman sıraya koy. En mükemmel bal diyor. Bal. Bal. İkinci? Nardır. Nardır. Üçüncü gökdelen. Yani sen öyle diyorsun. Öyle diyorum. Tamam. Bir de şöyle diyorum aslında genel olarak Allah bilir yarattıklarının arasında. Çünkü insanoğlu bizler çok aciziz. İnsanoğlunun yaptıklarının haricinde yaratılmış ne varsa onlar mükemmeldir. İnsanoğullarının yaptığı değildir. Arkadaşlar en mükemmel nardır, ikincisi baldır, üçüncüsü gökdelendir. Sebebi şudur. Gökdelen cansızdır. Bal da cansızdır. Nar canlıdır. Bir. İki. Narı geçmişini geleceğe taşıyan programı vardır. Gökdelenin mimarlar çizmiştir, mühendisler çizmiştir. Gökdelenin plan ve projesini toprağa gömseniz bir gökdelen çıkar mı? Çıkmaz. Bu binanın projesini toprağa gömsek çıkar mı bina? Peki. Balı döksek bal çıkar mı? Çıkmaz. Narı koysa nar çıkıyor. Geçmişi geleceğe taşıdığı için ve nar canlıdır, bal cansızdır. Ben çok özür dilerim hocam. Ben bal derken arıyı da işin içine kattığım için öyle yaptım. Ha tamam. Ama tek başına düşündüğünüz zaman yok, bak dediğiniz gibi. Demek yani ki ister istemez. Mesela, mesela binada ve azıcık bir ufak bilgi vereyim. Mesela binada bir mimari proje vardır. Binanın belediyecidir ona göre konuşuyor. Genel şekli nasıl olacak diye. Buna göre statik proje yapılır. Bu bina ayakta nasıl duracak? Ne kadar kolon kabı? Bunu inşaat mühendisi yapar. Ondan sonra makine mühendisi ısıtma soğutma sisteminin projesini yapar. Tamamen aynı binada. Tabii tabii. Her binada bunlar yapılır. Yapılmak zorundadır. Ruhsatta bunlar gerekir. Yani buradan hemen şimdi şu bitkiye geçin diye söyleyeceğim yani. O kadar harika ki öyle bakınca yani. Şimdi mekanik proje diye geçer. Makine mühendisi yapar onu. Isıtma, soğutma sistemleri şeyine göre aydınlatmanın ayrı projesi vardır mesela. Elektrik mühendisi atar ona da. Aynı şeyine. Bir de dışarı mesela peyzaj olursa peyzaj mühendisi peyzaj projesi yapar. Bu kadar kişi şey yapar. Biz mesela iç tasarım dörtgen bina yapıyoruz. Yani yaptığımız bina var. Yani komedi yani. Makine mühendisi proje yapmış. İşte bir daha yaptık. Yani uygulamaya geçince bir sürü problem çıktı. Ama böyle 20 kişi toplantı yapıyoruz. Kaç defa yaptık? Bağırışmalar, çağrışmalar, saatlerce projeyi nasıl kurtaracağız diye. Çıkan gene arızalı bir şey çıkıyor. Ama şuna baktığınızda bu şu bunun statik hesabı yapılmış. Ayakta duruyor. Bak yaprakların tamamı tasarımı yapılmış. Ayakta şöyle, duruyor. Ondan sonra böyle hesabı yapamazsın böyle. Yani böyle bir bina tasarlayıp ayakta tutmamız mümkün değildir. Yani bunun statik hesabını yapacak İnşaat mühendisi yok. Ben zannetmiyorum yani. Böyle o bir yapacaksın. Duracak ayakta. Bir de canlı olan. Hep bunu yapıyoruz yani. Üstüne koya koya yapıyoruz evet. Mesela. Bunun iletişim içinde, sistem içindeki projesi var. Makine, elektrik, içinde soğutması, ısıtması. Ve taşıması. En önemlisi canlıdır. Ne canlı. Evet. Şimdi devam ediyorum. İnsan dış dünyaya çıktığı zaman ihtiyacımdan değil, fıtratımda var olan düşünüyor. Bunu. İçeride kendimle kıyas ediyor. Kendimle, kendime taşıyorum. Öyle bir şeyi kıyas yapabilir miyim? Yapılabilir mi? Bu sefer insanoğlundan daha harika sebep dünyada hiçbir varlık yok. Şu dünyaya bakın. Sebep itibariyle en mükemmel kimdir? Sığır olabilir mi? Sığır olamaz. Ağaç olamaz. Bulut olamaz. Güneş olamaz. Güneş cansız ve şuursuzdur. Sebepler içinde en âlisi, en mükemmeli insandır. İnsanoğlu bunu düşününce aciz oluyor. Allah Allah. Yani sebep itibariyle en mükemmel benim. Yerin dibine gidiyorum, tüneller açıyorum, uzaya gemi atıyorum, denizin altına dolaşıyorum, denizaltıyla. Fakat böyle bir şey yapamıyorum. Hayat veremiyorum. Şimdi dışarıda düşünüyor. İçeride
hayret ediyor. Düşüncesiyle hayreti birleşince zevk oluyor. O bir zevk çıkıyor. O zevk nedir? Kendi içsel yapısındaki, yaratılışındaki yazılımın ortaya çıkışıdır. Yani yapısında bu var ki, mesela bardağa su koyma özelliği koyamazsanız ben su koyarım. Arabanın flaşörü var, basarsanız dörtlü yanar. Ama mühendislik bunu koymasa sen bunu kullanamazsın. Ben zevk alayım diye bana bu sistemi koyan, o zevk alayım diye bana bu sistemi koyan zat, zevk alacağımdan daha zevklidir. Demek ki Allah ihtiyacı fıtrattandır. Fıtrattandır. İhtiyaççı ikinci sırada gelir. Yapısında bu var. Sistemde var. Mesela buna bir usta lazımdır demek. Demek benim söylemeye ihtiyacım mı var? Yoksa mecbur olduğum için mi söylüyorum? Mecbursun. Demek ki Allah'ın varlığı ihtiyaçtan değil fıtrattandır. Mecburum. Bir daha söylüyorum. Şu kırmızı çiçek boyayan kör değildir. Şu yaprağı boyayan kör değil. Dolayısıyla bunu boyayan kör değildir. Mecbur olduğumdan mı söylüyorum? Yoksa ihtiyacımdan mı? Böyle demem lazım. Mecbur oldum. Mecbur olduğum için. Fıtrattandır. Ha, insanın yaratılışında birisine dayanmak fıtratındandır. İhtiyacından değil. Fıtratta var. Yaratılışta var. Şimdi devam ediyorum. Fikri ile hissini birleştirmeye muvaffak olunca da Rabbini zevk eder. Yani içeride bir zevk olur. Bu nedir bu zevk peki? Bu lezzet olur ya. Tefekkür mü oluyor? Yok, baklava yedin, lezzet aldın. Bir şey keşfettin, lezzet aldın. Burada bir lezzet var. Lezzet var ortada, tamam mı? Öyle lezzet var. O nedir? Yazılımın, yani çekirdeğin ağaç olması. Yani o aslında Esma'nın ortaya çıkmasıdır. Allah'ın ismidir. Zevk Esma'dır, Rahman'dır. Tamam mı? Zevk ihtiyacımızdan değil, fıtratın dışa vuruşudur. Devam ediyorum. Diş dünyanın, yani şu mevcudatın, külü kalları arasında, külü kalları, yani öyle midir, böyle midir, böyle doğru mu, yanlış mı, arasında Rabbini hissetmesi çok zordur insan. Yani şu kadar cemiyet hayatında sağa sola gideceksin, biliyor musun? Bu kadar işler içinde Allah'ı hissetmek zordur. Allah'a ihtiyaç hissetmek zordur. Mesela arabası var, Mercedes'i var, hastanesi var, imkanları var. Orada Allah'ı hissetmesi zordur. Yani bütün ihtiyaçları var. Hani hasta olsa neyse. İnsanın içsel yapısını oluşturan donanımlar yalnızlığından kaynaklanmamıştır. Yani İnsan yalnız olduğundan, birisine dayanmak ihtiyacını hissettiğinden Allah'a imal etmiştir, değildir. Çünkü diyor, insanda uçsuz bucaksız derinliği var insanda. Uçsuz bucaksız derinlik var. Yani mesela ebed istiyoruz. İstemeyen var. Öyle bir manyak geldi, biliyor musun, karşıma çıktı. Ben dedi sonsuzluk istemiyorum dedi. Ölmek istemiyor dedim İslam. Doymak istemiyor, hastalık istemiyor, her an her yerde olmak istiyor. Ne dedimse tersini söylüyor. Dedim ki, böyle baktım, niye baktınız? Dedim, ne kadar insana benziyorsun. Çünkü insanda bu ortak özelliktir. Mesela bizim memleketteki su ıslatmaz demek gibidir yani. Ben beka istemiyorum. İnsana o zaman benziyor. Çünkü insanda bu var. Hiçbir şey demedi. İnsan değilmiş o zaman. Onu anladı mı ki? Anlasa herhalde kavga ederdi. ne kadar insana benziyorsunuz. Bak, insanda... Teşekkür ederim. Bak, ne acayip bir şey. Bak, cümleye bak. Ayet-i Kübra'dan çıkarttım.
insanda uçsuz bucaksız derinliği, hududu olmayan duygu ve hislerini, doymayan sonsuzluğunu, yalnızlığından kendisinin üretmesi, kendiliğinden doğması mümkün olur mu? Yani uçsuz bucaksız duygularım var. Her nihayetsiz duygum var. Her duygumun da fıtratı sonsuz. Mesela beka istiyorum ama dostlarımın da bekasını istiyorum. Acaba sonsuz yaşamak, ölmemek, nihayetsiz olmak, piyanda her yerde olmak, her isteğimin yerine gelmesini istemek gibi istekler. Acaba insan kendisi mi üretmiştir? Sonsuz olmak istiyorum da böyle bir fıtrat yaratayım. Yoksa bu hazır, bu kürsüyü ben yapmadım. Geldim, kondum. Öyle mi? Bu fıtrat yapılırken ben var mıydım? Yoktu. Anne karnında bu yapılmıyor muydu? Benim şuurum var mıydı? Yok. Geldim, 3,5 yaşına kadar canlı cansızı fark edemedim. Dişi mi erkek fark edemedim. Sistemin farkındalığı yok. Parmağımı gözüme sokuyorum, bakayım ne olacak. Sebebi şu. 3,5 yaşına kadar bebeğin resmi şeyini, filmini çekiyorlar. 10 saniye, 5 saniye, 17 saniye. Topluyorlar. 17 dakika mı ne oluyor? Çocuğu seyrettiğin zaman çocuk bedene yabancı olduğu anlaşılıyor. Alışmaya çalışıyor. Ayağını vuruyor, kırıyor. Parmağını sokuyor. Yapılmaması gerekiyor. Dikkat edersen bebek bu cesede yabancı. Ona alışıyor. Şimdi bu alışmak, ha demek ki ben geldim burayı, hazır buldum. Fıtrat hazır. Bu ebedilik yapılırken bana sormadılar. Ben de yapmadım inan. Yani vallahi ben senin sonsuzluğunu ben takmadım. Anneye takama, çünkü anne kadın, ben erkek. Nasıl olduysa zıt bir yerden çıktım. Aslında anne mantıken anne, kadın üretmesi lazım. Erkekten erkek çıkması gerekirken erkekten dişi, dişiden erkek de oluyor. Tamam. Demek ki insanın bak uçsuz bucaksız derinliğini, hududu olmayan duygu ve hislerini, doymayan sonsuzluğunu, yalnızlığından kendisinin üretmesi, kendiliğinden doğması mümkün olur mu? Yani bunu sen mi ürettin? Yani Allah'ı da ben üretmedim. Bu uçsuz bucaksız duygularımı ben üretmediğim gibi, beka arzusunu ben üretmediğim gibi, Allah inancını da beka arzusunu ben mi ürettim? Beka arzusu yok mu? Sonsuzluk arzusu yok mu? Ben mi ürettim? Ha, Allah inancını da ben üretmedim. Var. İnsan ürettiği bir şey değil. Bu insan olur mu demir? Olursa o zaman sen de yalnız kal da var olan sistemin yok olsunlar, o isteklerin, arzuların kesilsinler. Şimdi çok antika bir mantık kuralı da Allah inancını insan yalnızlığını gidermek için üretmiştir. Ben ürettim, ben geliştirdim, tamam. O zaman sen bundan rahatsız oluyorsan git insanların içinde kala kala yalnızlığın giderse Allah inancı da gitmesi lazım. Yalnızlığın zaruri neticesi ise Allah inancı, toplum içinde sosyal olan bir insanda Allah inancı olmaması lazım. Çünkü yalnızlığını hissetmiyor ki, hep beraber hissediyor. Bir çocuk anasına doğar ve toplumun içinde büyür. Yalnız kalmaz. Peki yalnız kalmadığına göre yalnızlık duygusu nasıl imar edilir? Eğer mağarada olsa, orada büyüse, birisine dayanma ihtiyacını duyar. Dolayısıyla kendisi geliştirir. Yani insan hiç yalnız kalmamış ki. Anladık mı? Eğer bir duyguyu kendisi imal etmişse, onu da insan kendisi ortadan kaldırabilir. Mesela bir ahlak kazandık, sigara alışkanlığı. Kim kazandı? Ben. Bunu sen kaldırabilirsin ortadan. Senin kazandığın her şeyi senin kaldırma imkanı var. Ama senin kazanmadığın bir şey, sen kaldıramazsın. Mesela kulak duyar, ihtiyacımızdan mı olmuştur?
yoksa ben ihtiyacım ve olmuş ihtiyacı hissettim de kulağım duymaya başladı. Görmek ihtiyacım oldu da görmeye başladım. Ben istedim de mi oldu? Ha Allah da ben istedim de olmadı. Hep vardı. Vardı zaten. Geldi kullandık. Bu mantığa göre yalnız olanların tanrıları olur, karabalık içinde sosyal olanların tanrıları olmaması lazım. Çünkü yalnızlığın ürettiği bir şeydir ise, yalnız olmayanların tanrı inancı olmaması lazım, kırsal bölgelerde yaşayanların tanrıları olması lazım. Hem her şeyden yalnız olanların içsel aleminde hiçbir şeyle alakası, benzeri olmayanlar hissedilmeye ve fikredilmeye başlar. Bir de bakarsın ki Allah inancı bir su ihtiyacı, Allah inancına ihtiyaç, bir kadın ihtiyacına, bir baklava ihtiyacına, su ihtiyacına, gezme ihtiyacına benzemiyor. Allah bir ihtiyaçsa nereye benziyor sizce? Eşyanın abiyani vallahi ben daha önce bunu içtim biliyorum. Dolayısıyla ben çocukluğumda lahana yemiştim, muhlama yemiştim, tamam mı? Balık çok yediğim için balık ihtiyacını hatırlamak gayet normaldir, değil mi? Çünkü daha önce var numunesinin. Yani bir şeyden kaynaklandı. Su ihtiyacımız, su görmeden, hiç ömrümde su görmesem su ihtiyacı olmaz. Yani su ihtiyacı yani şu, fıtrat ister de bir şey var ama ne olduğunu bilmez. Su olduğunu bilmezsin yani. Hiç, su içmedin ya. Ama fıtrat istiyor bir şeyi. Nedir ama? Tanımlayabilir misin? Yok yani böyle bir... Ama vücut istiyor. Nedir? Mesela şeye benziyor. Ağrı var. Nerede kaynaklı? Üşüttün mü? Organ mı bozuldu? Doku bozukluğu mu var? Kanser mi var? Bilmiyoruz. Bir ağrı var. Ya vücutta bir ihtiyaç var. Ne? Bilmiyoruz. Yani bu ihtiyaç... Biz suyu içtik, tanıdık da sonra ihtiyaç duyduğumuz cinsinden değil, fıtrat istiyor. Su ihtiyacı, ihtiyacımızdan mıdır, fıtrattan mıdır? Fıtrattan. Allah'a da böyle görmedik, ihtiyacımızdandır. Şey fıtrattandır. Yaratılışta bu var. Bu mantığa göre yalnız iken Tanrı'ya ihtiyaç duyulur. Başka bir manasıyla Tanrı'yla yalnızlaşmak, yani o beni her şeyden yalnızlaştırdı, bunu demek istese de bu zaten çok yanlış. Mesela Tanrı ihtiyacı eğer yalnızlıktansa Afrika'daki yamyamların çok dindar olması lazım. Sosyal olanlarda Tanrı inancı hiç olmaması lazım. Oysa Tanrı inancı Kur'an kurslarda daha çok gelişiyor. Kendi başlarında olanlar da daha dinsiz oluyor. Sosyal olmuş şeylerde. Çünkü dinler insanlarla, varlıklarla bütünleştiriyor. Uydurukçasıyla entegre ediyor. Yani din, Allah ihtiyacı yalnızlıktan çıkıyorsa din seni yalnızlaştırması lazımdı ki devamlı din aktif olsun sende. Bir daha sendeki Allah ihtiyacı, din ihtiyacı yalnızlıktan geliyorsa din ne yapması lazım sana? Seni devamlı yalnızlaştıracak ki bana ihtiyacın olsun. Tam, din. Tam tersi. Oysa din diyor ki yalnız olma. Anladık mı? Tabii biraz gecedir. Gecedir ve bu felsefe akınını karman eden mantık silsileleri. Yanında kavramanda belki zorlanacaksın. Ama iz takibini sürmeye alışmak lazım. Abi inanç kendi fıtratlarını mı, kendilerini mi kandırıyorlar? Nasıl bir şeydir? Kendi fıtratını yalan söylüyor. Mesela Allah ihtiyacı onda da var. Kibri, sana gitmiştim. Kibri mi ağır basıyor acaba? Efendim? Kibri o var olan ihtiyaç. Tabii bir sürü şeyler var. Çıkıyor artık. Bir sürü şeyleri var. Göremiyor, kör oluyor. Ama şu... Şimdi eğer dinler Allah inancı yalnızlığın
doğası ise, yalnızlıktan ortaya çıkıyorsa, yalnızlarda gözükür, sosyal olanlarda gözükmez. O zaman sosyal olanların, toplum içinde olanlarda Tanrı ihtiyacı olmaması lazım. Ama var. Demek ki yalnızlığın getirisi değil bu. Efendim Tanrı olmuş olsaydı diyor. Hastalık, musibetler olmazdı haşa diyor. Eğer hakikaten Tanrı olsaydı Suriye'de, Irak'ta bunlar olmazdı. Ben çoğaltayım. Varsın ya sen, var olanlara olur hep bunlar. Adamdan vücuda çıkmaktan daha büyük ne olabilir? Mesela... Adem'den mi? Adem'den. Şimdi mesela en büyük nimet varlığını bilmektir. İmandan bile önce. Var olduğunu fark etmek, varlığından haberdar olman, kendi ben varım. Bunun zıttı bitkisel hayat ve uyku. Uyku hali, varlığın bilinci yok olur. Adem'e benzer. Sıfır gibidir. Varlık bilinci ortadan kaldıran uykudur. Varlık bilinci. Varlığı ortadan kaldırır. İnsana daha önce, Allah'tan önce, varlığının şuurunda olması lazım. Zaten ona din teklif ediyor. Tamam mı? Din ona teklif ediyor. Şimdi onda din yok. Delide din yok. Hayvanda din yok. Ağaçta din yok bizim. Peki bunlarda sistem yok mu? Sanat yok mu? Var. Çalışıyor. Peki üzerindeki sanatı kendisi mi ihtiyaç hissetti de kurguladı da çıktı piyasaya? Her bir fıtrat büyütmek ister. İhtiyacından mıdır, fıtratından mı? Ah ah ben bir büyüsem de oldum. Yani bunun sisteminin aktifliği ihtiyacından mı çıkmıştır, fıtratından mı? Ağacın yükselmesi ihtiyacından değildir, fıtratındandır. Kendisi ihtiyaç hissedip de yükseklere çıkmam lazım ki güneşi göreyim. Böyle bir ihtiyacım var dedi ağaç yükseldi. Böyle değil. Fıtratında var. Suyun ıslaklığı fıtratında var, ihtiyacında yok. Tek başına ağaç mesela, tek başına doğsa o ağaç büyüyor. Yani olabildiğince büyüye çıkıyor. Evet, fıtratına ne kadar? Orman geliyor, güneşi görmek için büyümeye çalışıyor. Ha diğerlerini bastırayım çıkayım. Ama aynı başına, ağaç, aynen, tek başına tarla yapıp büyüyor. Evet. Bak, varsın ya, var olanlara, diyelim ki kanserdir, trafik kazasıdır. Yani bu musibet, hastalıklar hiçbir şey değil. Nereye göre? Varım diyebilmek. Geldin, bir dakika ben varım demen yetiyor. Allah'ın varlığı gözükmesi için hastalık gelmeyecek, musibet gelmeyecek öyle mi? Allah o zaman anlaşılıyor. Yani Allah'ın varlığı isteklerimize bağlı. İsteklerimiz oluyorsa Allah vardır. İsteklerimiz olmuyorsa Allah yok. Bizim biraz önce anlattığım o kedi misali gibi, yani Allah, yani biz nasıl yapıyoruz, nasıl sıkılıyoruz musibet hastalık? Resmin tek karesini görüyoruz, burayı, buradaki resmi buraya göre düşünüyoruz, zulüm gözüküyor. Oysa bu kare, bunun bitişi, bunun neticesidir. Yani bir karenin önü var, arkası var. Şimdi dünyadaki hadiseleri ahiretsiz düşünürsen mantığı yoktur. Mesela ahiret yok diyelim. Bende beka arzusu niye var? Niye ahiret yok? Bende niye adalet duygusu var? Ahiret yoksa. Fani dünyanın insan olarak, fani dünyanın zorunlu meyvesi ise ben, beni fani dünya yaptı, Allah yapmadıysa, bende niye beka var? Fanide bir özellik yok ki bana fanilik taksın. Mesela doğuştan ama göz doktor olabilir mi? Yapamaz. Araba kaporta boyası yapıyor ama. Şşt,
Tamam. Yani eğer ben, yani bak amadan göz doktor olmaz. Eğer hakikaten ben fani dünya, şu dünyanın eseriysem, Allah'ın eseri değilsem, bu doğadan ben zorunlu neticesiysem, o zaman bendeki beka ve hududu ve derinliğine nihayet olmayan, hududu olmayan duygu ve istekler ve arzularımı, ebed arzularımı faniden mi gelmiştir? Faninin doğasında bekalık var mı? Fani diyorsun zaten. Bak faninin doğasında bekalık olmadığı için bendeki beka arzusu faniden gelemez. Göz körden gelemez. Kulak sağırdan gelemez. Hayat ölüden gelemez. Aklın ustası akılsız olmaması lazım. Vücudun sahibi hiç olmaması lazım. Bekanın sahibi, beka arzusunun ustası fani olmaması lazım. Bunu he demek için Müslüman olmaya gerek yoktur. İnsan olduğu yetiyor. Bir daha. Gözün sahibi kör olmaması lazım. Müslümanlık lazım mı bu işte he demek için? Müslümanlığa gerek var mı? Gözün arkasına kör olmaması lazım. Kulağın arkasındaki zat sağır olmaması lazım. Şey demiştiniz ya, bir, yani böyle bir test yapsalar, evet, hayır. Bilimsel yani mantıken hangisi? Öyle, öyle yapmıştım, ben buradaydım. Ha. O anlattım, şu bitişim var ya bu, deli atölyesi, altı öyledir. 20-30 tane işçi çalışıyor. Çünkü öyle piyasaya dışarıya çıkıyorlardı. Meğer onlardan bir tanesi ateist. Burayı da biliyor, ben dalga geçiyormuş yani böyle. Oranın da satış reyonunda, yani onu bir ihaleye vermiş. Satışı da rahmet, Allah rahmet etsin. Şaribülleyli ve Nehar'dı. Gece gündüz içerdi ama taraftardı bizi. Çok severdi. Kızardı o inkarcıya. Dedi, seni bir ara dedi, Hasan Hoca'nın şeyi getireceğim. Getir dedi ya. Ben de böyle bir şey istiyorum dedi. Ondan sonra dükkanda hepsini, koltukları, o satış deri meri montları kaldırdı. Dizdiler. Herkes de oturuyor. Bana da çağırdı, Hasan Hoca'nın dedi falan. Saatte dedi, geleceksin çay içeceğim ama bütün. Neyse, tamam Hasan abi dedim, yani çok bize şey yapardı. Bir gittim baktım ki sistem kurulmuş, mahkeme kurulmuş. Anladım ama bakıyorum, Hasan'cığım şuraya oturur musun dedi. Bu arkadaş dedi, Allah inkar ediyor dedi. Hiç kimse Allah'a ispat edemez dedi. Ben dedi. Tabii dedi ya, olmaya nasıl ispat edecek ki dedi. Ondan sonra neyse, dedim ki kuralımız şu, ben konuşurken 3 dakika, hiç konuşmayacaksın. Ha, kalem, kağıt. Sorun varsa araya girmeyeceksin. Kuş gibi, en büyük özellikleri şudur. Kuş gibi daldan dala konarlar. Soruyla boğarlar. Vakti cevaptır. Millet istifade ediyor bu cevaptan. Hemen ama! Hayır, buna fırsat vermeyeceksin. Diyeceksin ki 3 dakika ben konuşurken veya 5 dakika senin sorun varsa girmeyeceksin ama sormayacaksın. Kağıda yazacaksın. Sen konuşunca ben konuşmayacağım. Soru sormayacağım, ben yazacağım. Sonra soracaksın. Kim konuşurken 5 dakikasını bitirmeden girmek yok. Bu hiç istemezler. Komünistlerin en büyük özelliği, bak de cevap veriyor, kuş gibi daldan dala atlayacak. Çünkü çok iyi bildiğim için onları eskiden bilirim. Ondan sonra kıvranıyor mu? Kıvranmıyor. Üçtü, ben adalet etmiyorum. Tamam, 5 dakika sen konuşacaksın, 4 dakika ben konuşacağım. Sen konuşunca ben susacağım. Tamam dedi ya. Niye itiraz ediyorsun ki? Aynı şeyi söylüyor sana dedi. İtiraz edemedi milletin içinde. Ha, zor tabii. Dedi de benim de bir şartım var dedi. Peygamberi ve Kur'an'ı devreye sokmayacaksın dedi. Ne demek abi? Yani peygamber böyle diyor, Kur'an da böyle diyor demeyeceksin. Nakliye de mucize. Tam da benim şeyim. Yani. Tam da geldi benim şeyim. Atış alanınıza geldi. Seninkisini de kabul. Tamam. Kabul ettim ki benimkisini de kabul etsem. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu biraz sen konuş dedi. Neyse. Ateizmin onlar daha yeni genç ya, daha yeni okuyor Karl Marx'ı. Biz 75'te okumuştuk, 76'da. Falan kitabının falan yerinde şöyledir. Yani ben size kulasaydım, Allah'ın kendini nereden dayanıyor? Şu anda da öyle. Bu kainat var. Bu kainat, eşya, kedi, köpek, ağaç, dağ, budak var. Bu ne oldu? Bu varlık
o Karl Marx yazıldığı zaman kainat felsefesi, kuantum fiziğinin daha şey yoktu böyle, yeni yeni çıkıyordu. 1900'lerin şeyi ya. Ondan sonra yani öyle bir teori gibiydi daha yeni. Kuantum fiziği şey yoktu. Dolayısıyla bu varlığın arkasında, varlığın arkasında enerji var. Bu kainatı kim yapmış? Evirip devirip çeviren enerjidir. Biz Allah diyoruz, onlar varlığın arkasında enerji diyor. Kalmaz da böyle enerji. Tabii tabii enerji. Kainatı sarmalayan enerjidir. Hani ben kulasa ediyorum. Bütün ateizmin, komünizmin, inkarcılığın kainatı yorumlama, izah etme şeyleri, kainat nasıl olmuştur şunlar? Birbirine dayanıyor. He, enerjidir. Enerji. Peki, dedim ki, aldım kalemi, benim gözümü yapan enerjidir. Beş dakika bende ya. Bunu ilk önce şurada, kainatın arkasındaki enerji, yapmış, kediyi enerji yapmış. O mu anlattı, siz mi anlattınız onu? Tabii ben biliyorum sayfayı ya, yeri de söylüyorum ama bir kere oradan şaşırdı. Karl Marx kainat felsefesi, insan doktrini, insan arşivi vesaire kitapları var böyle. Yani oradan alıntılar yaptılar, kitap gibi bu iş, küçük küçük kitaplar yaptılar. Bizim Risale'de küçük kitaplar gibi. Felsefe ve insan, kainat ve insan diye şeyler yapmışlar o zaman. Dedim şu kitabın, büyük kitabın şu sayfasında şöyledir. Kainatı çepeçepe sarmalayan ve maddenin her tarafına nüfuz eden enerjidir. Enerji yapıyor. Enerji biliyorsunuz, enerjinin Arapçası kuvvettir. Evet. Kuvvetin de Arapçası kudrettir. Tamam mı? Şimdi onu demiyorum tabii. Dedim ki bu kainatı sarmalayan doğrudur. Enerjidir. Aldım kalemi tahtaya. Dedim ki benim gözümü yapan enerjidir. Benim kulağımı yapan enerjidir. Bana beka, sonsuzluk duygusu veren enerjidir. Ben yok iken beni ortaya çıkaran enerjidir. Benim şuurumu veren enerjidir. Bana hayayı veren enerjidir. Bana namus duygusunu veren enerjidir. Tamam mı? Bana işte sevgi, aşkı veren enerjidir. Halamdır, teyzemdir, başka yabancı kızdır bu duyguyu veren enerjidir. Enerji nedir? Görüyor, işitiyor. Gözün arkasında göz, şey, kör olamaz. Gözün arkası kör olamaz. Kulağın arkasında sağır olamaz. Hayatın arkası ölü olamaz. Şuurun arkası şuursuz olamaz. Bendeki beka duygusunun arkasında fanilik olamaz. Dolayısıyla bu enerji görüyor, işitiyor, hayat sahibi, hayat sahibi, şuur sahibi, bana merhamet verdiği için merhamet sahibi, aşk sahibi, artı görüyor, işitiyor, merhamet, şefkat, haya, vefa, bu sıfatların toplamına ne denilir? Nokta, nokta, nokta. Dedi ki, bana dedi Allah söylettirmeye çalışıyorsun. Hiç unutmuyorum. O hasarı olan dedi, bir de küfür etti. Lan dedi, Allah sana bu, ben dedim Allah demedim dedim. Ben Allah dedim. Ama dedi, şey yaptın dedim öyle. Mecbur kalıyorsan de, korkma. Eğer mecbur kalıyorsan bir şey, korkma. O doğrudur. Bak ben sana Allah var demiyorum. Gözü yapan kör olmaması lazım. Doğru demiyorum, millet tamam diyor. Bana kulağı veren sağır olmaması lazım. Bana şuuru veren şuursuz olmaması lazım. Bana hayatı veren ölü olmaması lazım. Bana merhameti veren zalim olmaması lazım. Beni, varlık şuuru bana veren kendisine bu şuur olması lazım. İşte merhamet, şefkat, bunlar kimde olur bu sıfat? Şuur, enerjiye şuur verebilir misin? Bana dedi Allah söylettirmeye çalışıyorsun. Ben sana Allah demedim. Ama mecbur oluyorsan deme, korkma söyle ya. Tamam. Şimdi nereden açıldı? Bendeki beka duygusu kaynağı fani olmaz. Sonsuzluk arzusu fani ve geçicikten bana gelmez. Mesela ben ebed istiyorum. Nereden geldi biliyor musun? Annem pirinç yedi de hamileyken
pirinç pilavından bana geldi. Bendeki beka arzusu pirinç pilavından geliyor. Olur mu? Mesela bir anda her yerde olma isteği var. Bu nar yedi annem oradan gelmişti. Nardan olabilir mi? Ha, demek ki faniliğin yapısında bekarlık olsaydı zaten kendi fani olmazdı. Yani kör diyor ilaç yapabilsen, ker diyor kafasına sürer. Fani bana bekarlık verebilseydi kendisi baki olur. Devam ediyorum. O söylediklerin insanlık aleminde olmamış olsaydı, insanlık dururdu. Yani bu sıfatlar, yani diyelim ki hastalık, musibet, bela olmasaydı, ölüm olmasaydı, ne olurdu biliyor musunuz? İnsanlık kaos olurdu. İnsanlık alemi felç olurdu. Yani şöyle diyeyim, bilgisayarı nasıl çökertiyorlar biliyor musun? Erkırcı anlattı bana. Hocam dedi, senin dedi siteye kaç bin kişi girer? Dedim 5-6 bin kişi girdi. Kapasitesine kadar 10 bin. Bir anda aynı saatte 1 milyon insan girse ne olur dedi site. İşte böyle. Biz dedi başka bir sanki 1 milyon bilgisayar girmiş gibi biz böyle yani giriş yapıyoruz dedi. Tamam. Giriş yapıyoruz. Bilgisayar cevap veremediği için site çıkıyor. Tamam. Böyle dedi bana. Şimdi bu dünya belli. Belli. Fıtrat da belli. Şimdi hastalık musibet yok. Ölüm yok. Ne olurdu? Yani dünya bilgisayarı çökerdi. Sistem biterdi. İnsanlık dururdu. Her şey doğru, olumsuzluk, hastalık yok. Hiç hastalık yok. Hatta şöyle diyeyim. Bütün insanlar sahabe gibidir. Yaşanır mı bu dünyada? İyi olur. Aynen. Yaşanmaz. Sıkıcı mı oluyor? Sıkıcı yaşanmaz ki. Kuyruğuna basmıyor. Mesela adam ölüyor sahabe, su diyor. Kendi su ihtiyacı var. Oradan ses var ona götür diyor. Kendi ihtiyacı var. Nasıl olacak ya bu iş? Ebu Cehilsiz peygamber var. Şeytanın bağlanmasıyla ilgili bir kıssa var ya. Ha evet, Musa Aleyhisselam zamanında. Ha. Kısa olmuş yani ha. Kısa olmuş. Ahmediye diye veya Muhammediye diye yazıyor. Musa Aleyhisselam nazlıydı ya. Allah dedi ki, Allah'ım şu baş belası yani demek istedi. Yani şunu kaldır dedi ya şeytan. Şunu kaldır Allah'ım dedi ya. Nasıl dua ettiyse Allah kabul etti. Adamın devre dışı yaptı. Nasıl yaptı? Ramazan'da yapıyor. Ramazan'da yapıyor ama bizdeki şeytan durmuyor ya, nefis. Allah devre dışı yaptı. Devre dışı yaptıktan sonra dağdan indi. Duvayı dağda etti. İndi, bakır dükkanı, kimse yok. Dükkanlar açık, kimse yok. Şehirde bir alan kulu yok. Ne tencere üretiyorlar, ne kaynak yapıyorlar, ne lastik yapıyorlar, ne ekmek pişiriyorlar. Hiç kimse yok. Ölü şehir. Eve gitti. Ya niye çalışmıyorsun tencere kabakçı yapmıyorsun dedi. Kala yapmıyorsun. Ya Musa demedin mi? Yapan için değer mi dedi ya. Ne zaman öleceğim de belli değil. Aptal mıyım ben dedi ya. Tencere yaparken öleyim. Tencere yaparken kim ölür? Ötekisine gitmiş. Hiç unutmuyorum okudum. Ayakkabı tamircime. Ya dedi niye ayakkabı tamir etmiyorsun? Ya dedi ben dedi tam beni Allah bunun için mi yarattı dedi ya. Zaten kaç günüm kaldı ki dedi ya. Ayakkabı tamir için mi yarattı? Ben ayakkabı niye meşgul olayım dedi ya. Bir baktı ki herkes böyle. Herkes ölüme bıraktı. Allah'ım affet beni dedi. Aktif et şu şeytanı. Şeytanı bir aktif etti. Daha çıktı hemen. Dua etti. Baktı herkes dükkanında dükkanın tezgahına geçmiş. Hırs başlamış, şey yapmış, rekabet başlamış. İnsanlık tekrar aktif olmuş. Adam işe yarıyor. Bunu bana sormasaydı bu mübarek gece ders yapmazdım. O zaman iyiliğin mertebesi olmazdı. Mesela herkes sahabe. İyilik mertebesi olur mu? Fedakarlık olur mu? Zaten sana veriyor o ya. Tek tip olur o zaman. Tabii ya tek tip olur ya. İnsanlık alemi, içsel alemi donuk olurdu herkeste. İnsan tanrı ihtiyacı, bak insanın tanrı ihtiyacı, bak
İki nokta üst üste. Gözün kör olmayan, bak, gözün kör olmayan, cansız olmayan, şuursuz olmayan sanatkarı kadar ihtiyaçtır. Bak, gözün kör olmayan, cansız olmayan, şuursuz olmayan sanatkarı kadar ihtiyaçtır gözün. Gözün arkasında gören birinin olması lazım. Aklın arkasında cahil olmaması lazım. Bana iradeyi verenin iradesiz olmaması lazım. Hep bunları söylemek ihtiyacımızdan mıdır? Bir şey diyebilir miyim? Niye Tanrı diyoruz? Çünkü menfi de kullanırken Tanrı kullanıyorum, müsbet de Allah kullanıyor. Mesela eğer Tanrı olmasaydı, Allah olmasaydı kullanmıyor. Bunu Allah bak böyle yaptı. Eğer buna bir Tanrı olmasa, tamam mı? Menfi de öyle kullanıyor. Bak, gözün kör olmayan, gözün kör olmayan, cansız olmayan, şuursuz olmayan bir sanatkar olması lazım göz. Göz bunu söylüyor. Beni yapan diyor göz, kör olmayacak, şuursuz olmayacak, cansız olmayacak. Akıl diyor ki, beni yapan akılsız olmaması lazım. Cahil olmaması lazım. Bana iradeyi verenin iradesiz olmaması lazım. Hep bunları söylemek ihtiyacımızdan mıdır da söylüyoruz, yoksa fıtrat bunu mu iktiza ediyor? Göz diyor ki, beni yapan kör değildir. Bu böyle demek ihtiyacımızdan mı biz ürettik? Gözün arkasına gören birisi var. Biz mi ürettik? Fıtrat mı söylüyor? Fıtrat söylüyor. Yoksa sanatkarın iktizasından mı? Sanatkar iktiza ediyor. Bu göz sanatkar iktiza ediyor. Yani insanın fıtratı böyle bir şeye ihtiyacı duyuyor. Göz körü iktiza etmiyor. Göreni iktiza ediyor. Anlatıyor. Evet. Bana bekayı veren, bana nihayetsizliği veren, yalnızlığımın, çaresizliğimin doğmaları mıdır? Yani bana bekayı veren, bana nihayetsizliği veren, yalnızlığımın çaresizliğimden mi çıkmıştır? Beka arzum nereden geldi? Yalnızlığımdan çıkmıştır. Zaten yalnızlık, insanlar tanrısızlıktan dolayı intihar ediyorlar. Yalnızlık eğer Tanrı'ya netice verseydi, yalnız olanlar intihar etmezdi. İntihar edenler yalnızlaştıkları içindir. Toplum içinde yalnızlaştıkları içindir. Niçin biliyor musunuz? Hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Hayatımızdan daha değerli bir şeyi hayatımıza gaye yaparsak, hayat anlamını bulur, yaşamak lezzetli ve heyecanlı olur. Eğer hayatımızdan daha değerli bir şey yoksa, hayatımıza, hayatımızdan daha basit bir şeyi hayatımıza gaye yaparsak, hayat anlamını yitirir. Anlamını yitiren hayat, hayata intihar seçenek olur. Tamam mı? Yalnızlık Tanrı'yı doğursaydı, yalnızlar intihar etmezdi. Hepsinin bu ihlaslı olurlar. Evet, çok ihlaslı olurlardı. Bak bu soruyu soruyor. Diyor ki, gerçi saat geçti ama direneceksiniz bu soruyu. Bu mübarek gece, bunu bitirene kadar buradasınız. Zaten hem şey gecesi, memleket gece, hem değerlenmiş olur. Her şey serbestsiz abi, devam. He, yok biraz kaldı çünkü yarıda kesemem yani. Yok abi. Bana bekayı veren, ihtiyacı olan gidebilir, dışarıda sigara içebilir, tamam mı? Bana bekayı veren, bu atölye çalışması gibi yapıyoruz, umumi ders değil, serbestsiniz. Bana bekayı veren, bana nihayetsizliği veren, yalnızlığımın ve çaresizliğimin doğmaları mıdır? Yani ondan mı kaynaklı? Yalnızlık Tanrı inancını doğursaydı, yalnızlar evliya olur. Oysa yalnızlar cahil oluyor. Yalnız kalınca düşündüm, bak yalnız kaldım tamam mı? Düşündüm,
bunlara ihtiyaç hissettim ve bütün bunları ben ürettim. Öyle mi? Yalnız kaldım. Lan ne yapayım? Hiç Allah din yok. Adamlara din gelmiş, peygamber gelmiş. Kendine Allah ihtiyacını hissetmiyor da. Yani bu kadar bak sen ahiret var, sonsuzluk var, kabir var, kabrin izah ediyor. Bekana cevap veriyor, ihtiyaçlarına cevap veriyor. Din var, peygamber var. Allah'a ihtiyaç hissetmiyoruz da. Hiç kimse yok, peygamber yok, izah eden yok. Yalnızken Allah'ı üreteceğim. Lan Kur'an'la ben Allah'ı üretemiyorum ben. Yalnızken nasıl üreteceğim? Üreteceğim ben bu Allah'ı. Elbette ki acizliği, güçsüzlüğü, fakirliği insan arayışa itecektir. Elbette ki insan acizliği, güçsüzlüğü, fakirliği, faniliği bir arayışa itecektir. Bunları cevapları insanın ürettiği değil, fıtratının iktizasıdır. Yani bu insan acizliği, çaresizliği, içsel ihtiyaçları insanı arayışa itiyor. Bu ihtiyacından değil, arayışı cevap bulmak fıtratındandır. Yani suyun ıslatması, güneşin ışık vermesi, bütün bunlar ihtiyacından değil, fıtratlarının iktizasındandır. İnsanların yalnızlığı arayışa itmiş, demiş. İyi ki böyle olmuş. Yoksa hayvan gibi, yani hayvanlar da hep ahırda yalnız kalıyor. Tamam mı? Böyle. Yoksa hayvan gibi, melek gibi içsel alemimiz sabit ve donuk olurdu. Yalnız olsaydık, hakikaten yalnız kalsaydık, tek tip insan olurdu. Donuk olur. Midesi, yuşkulu, basit. Ama toplumsal olduğumuzdan dolayı binlerce ihtiyaçlar türemiş. Sonsuzluk türemiş. Bir kere yalnız olan bir insan kabre ihtiyaç duymaz. Bilmez. Ne demek? Yalnız ya. Bir kere Allah inancı hiç hatırına gelmez. Acizliği sonsuz kudrete aynaymış. Niçin verilmiş bak. İnsan fıtraten Allah'a ihtiyaç hisseder. İhtiyaç değil. Fıtratın iktizasıdır. Onun karşılığını veriyor. Bak. Acizliği sonsuz kudreti ayna, fakirliği sonsuz ganiye, zengine ayna, insanın noksanlığı sonsuz kamile ayna, noksanlığı kemalata ayna, insanın kusurluğu sonsuz vacib bir vücuda aynedir. Bu zeminde bunlar görünür. İnsan acizliğini hissederse kudret ortaya çıkar. İnsan fakirliğini hissederse Allah'ın zenginliği ortaya çıkar, yoksa çıkmaz. İnsan noksanlığını görürse kemalatı görür. Kainattaki kemal benim sanatım ama babam bak. İnsan kusurluğunu görürse kusursuz bir tasarım sahibi olan vacib bir vücudu o zaman fark eder. Bu zeminde bunlar ortaya çıkar. Peki, aynada güneşin görünmesi, iyi dinleyin burada. Peki, aynada güneşin görünmesi, güneşe bir menfaati var mı? Yok. Aynada güneş gözüküyor. Yok. Güneş kasılıyor. Ben aynalarda gözüküyorum. Güneşin böyle bir ihtiyacı var mı? Yok. Yok. Niye gözüküyor? İhtiyacından mıdır? Fıtratından mıdır? Yoksa aynaya mı menfaat var? Aynaya ihtiyacım var. Ne olur ayna efendi orada dur beni göster. Güneşin aynada gözükmesi ihtiyacından değil, fıtratındandır. O basit camın kocaman güneşe sahip ettiriyor seni. Bak, aynaya bak. Aynaya bak, bu kadar bir ayna. Avucu. Kocaman dünyamızdan 1.400.000 defa büyük olan güneşe sahipleniyorsun aynayla. Isısı, ışığı, rengi hep aynı anda. Bu güneşi bahçene, evine yansıtıp ihtiyacını giderilir. Mesela aynayı tuttun. Evet. Şöyle diyeyim. Aynayı kendine tuttun. Yansıtsan yansır mı senin resmin? Yansımaz. Yansımaz. Güneş olsa yansır mı? Yansır. Peki karanlığı atsam aydınlatır mı? Aydınlatır. Bahçeyi yapsam ısıtır mı? Isıtır. Isıtır.
Ha demek ki kocaman güneşi karanlık bölgeme, mahzenlere, gece konduma, ne bileyim bu durumlara, güneş görmeyen yerlere yansıtmama bu vesile oluyor. Aynen, iyi dinleyin. Vesile oluyor. Bir de okuyayım. Bu güneşi bahçene, evine yansıtıp ihtiyacın giderilir. Senin güneşten istifade etmen, güneşi yüceltmediği, güneşe menfaati olmadığı gibi istifade etmemek de güneşe bir zarar olmaz. Değil mi? Bak, aynadaki ayna ile güneşi tarlaya yansıtıyoruz. Ben İngiltere'de gördüm. Toprak olmadığı için katlı katlı binalar var, otopark gibi toprak yapmışlar. Kat kat, zaten güneş yok. Çünkü koca bir günde bir saat gelse ne ala. Çünkü dünyanın en sisli memleketidir. 17 gün kaldı. Böyle bir panel koymuşlar geldiği zaman. O panel güneş her kata günü geldiği zaman vursun, zaman buraya vursun. Şimdi güneş panel vasıtasıyla, yani ayna vasıtasıyla karanlık yerleri aydınlatması, bitkilerin büyümesi, niye sebep olması, güneşin ihtiyacından mıdır? Fıtratındandır. Her. İnsanın dünyadaki yalnızlığının getirmiş olduğu inanç ihtiyacı imiş. Yani insan yalnızlığından dolayı bir inanç ihtiyacıymış. Hayır ve asla. İnsanın imana ihtiyacından Allah Celle Celaluhu olmadığı gibi, bak insanın inanma ihtiyacından, yani ben Allah'a inandığımdan Allah var olmuyor. İnandığımdan Allah var olmadığı gibi inkar etmemle o yok olmuyor. Tamam? Yani tarlaya, karanlık yere aynanın güneşi aktarması güneşin ihtiyacından değildir. Ayna olsa da olmasa da güneş vardır. Demek ki ben Allah'a inandığımdan Allah var olmadığı gibi inkar etmemle de Allah yok olmuyor. Çünkü onun varlığı bana bağlı değil. Ayna gibiyim ben. Yani niçin Allah gösteriyor fıtratım? Ayna niye güneşi gösteriyor? Fıtratından. Anladık bir daha. Ayna niçin güneşi gösteriyor? Fıtratından. Fıtratından, ihtiyacından değil. Ha, insan ruhu da Allah'ı böyle gösteriyor. İnkar etmesiyle de o yok olmuyor. Ben imal etsem benimle yok olur. Benim var ettiğim şey benimle yok olur. Allah ben yokken de vardı. Allah ben imal etmedi. Benim ihtiyacımdan Allah var olsaydı ihtiyacını hissetmeyenler için Allah olmayacaktı. Allah'a ihtiyaçlılar imal etmişse beşeriyetin beşte dördü iman etmemiş. Allah ihtiyaç hissetmiyor. Allah yok. Bir kendine sorsana, bu kainat bir sanatkar ister mi istemez mi? Tamam. Benim aklımı yapan cahil olmaması lazım ve benim aklımdan önce olması lazım demek benim ihtiyacımın ürettiği fikir midir? Yoksa fıtratın iktiza ettiği, benim de tasdik etmek zorunda kaldığım fikir midir? Bir daha, son iki cümlenin başı. Bir daha, benim aklımı, mesela şuradan gideyim, devamlı kullandım. Bu el yapılırken, bu el kullanılmadı. Bu elden önce el olması lazım, öyle mi? Evet. Bu göz yapılırken, bu göz kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu gözden önce göz olması lazım. Öyle mi Reşat? Evet. Ha, bu akıl yapılırken, bak yukarıya çıkıyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce akıl olması lazım. Yani şu saati 6 saatte yaptım diyorsa bu saat yaparken bu saate bakmadım demektir. Tamam. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce akıl olması lazım ki bunu yapsın. O zaman bu akıldan önce akla bu aklı bağlamak akıllılıktır.
bu aklı yapan akılla bu akıl bağlanmasa, bu akılla ben kendim kendime yeterim derse, bu zekiliktir, başa beladır. Bir daha. Bu el yapılırken, bu elle yapılmadı. Bu el yapılırken, bu elden önce el olması lazım. Bu göz yapılırken, bu gözle kullanılmadı. Tamam. Bu saati yaparken, kaç saatte yaptığımı bu saatle anlamadım. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce akıl olması lazım. Tamam mı? Şimdi dinleyin bak. Benim aklımı yapan cahil olmaması lazım. Ve benim aklımdan önce olması lazım demek, bunu söylemek. Benim ihtiyacımın ürettiği fikir midir? Yani ihtiyacımın ürettiği fikir midir? Yoksa fıtratın iktiza ettiği ve benim de tasdik etmek zorunda kaldığım fikir midir? Fıtrat iktiza etmiş. B şıkkı yani. Evet. Yani benim inanmam ile var olmadığı gibi benim inkar etmemle de o yok olmuyor. Dolayısıyla benim iman ettiğim ancak benim dışımda ve benden daha basittir. Allah'ı ben iman etseydim Allah benden daha basit olacaktı. Çünkü ben iman ettim. Allah yapılmış olacaktı, ben yapan olacaktım. Hani bir tanesi dedi bana, bu şeyi kaçırma kafur. Allah insan iman ettiyse, bu çok önemli değil mi onun için? İnsan iman etmişse, inancıyla iman etmiştir. Mesela adam gidiyor, yük taşıyor, yoruluyor. Arabaya ihtiyaç duydu, iman etti. Doğrudur. Araba insan iman etti. İnsan iman ettiği şey insana kıymetli olur mu? Eğer Allah insan iman etmişse, Allah bizden daha basit olması lazım. Nasıl bir daha abi? Çok ilginç de onun için. İnsan İhtiyacından Allah iman etmiştir diyor. Şimdi araba nasıl iman edilmiş? Nasıl iman edilmiş? Adam yük taşımış. Ya hem yoruluyorum hem az götürüyorum. Ya nasıl yapsam da çok götürsem de hiç ben yorulmasam. Bu ihtiyacından ve fıtratından arabayı bulmuş. Arabayı insan bulmuş. Arabayı bulmasının sebebi ihtiyacındandır. Evet. Ve fıtratında da var. Peki bu arabayı insan buldu. İhtiyacından arabayı buldu. Ha. Peki arabayı buldu, yaptı. İnsan yaptı. İhtiyacından sonra yaptı. Bu araba insandan kıymetli midir? Değildir. Ben yaptım ama. Olsun. Ha. İnsanın imal ettiği şey insandan kıymetli olmaz. Çünkü önce insan var. Ha. İnsan imal ettiği bir şey insandan kıymetli olmaz. Eğer insan acizliğinden Allah'a iman etmişse, Allah ortaya çıkartan benim ihtiyacım ve fıtratımdansa, ihtiyacımdansa Allah benden basit olması lazım. Araba gibi. Allah olamazsa. Olamaz. Şöyle ile takviye edeyim soruyu. Allah bir Allah'ı yaratamaz, yapamaz mı? O kadar mantıksız soru ki. Yani hem bak o kadar mantıksız yapacaksınız ki. Neye benziyor biliyor musunuz? Bu soru, Allah bir Allah'ı yapamaz mı? Soru şuna benziyor. Sonsuzun sonunda ne vardır? Vay be, soruya bak. Oysa mantıksız. Sonsuz diyorsun. Sonunda ne var diyorsun. Cerbeze. Sonsuzun sonu var mıdır Salih? Yok. Ama ne diyorsun sonunda? Sonsuzun sonunda ne var? Olamaz. Bu soru şuna benziyor. Suyu kim ıslattı? Su ıslatandır. Niçin ıslatılamaz? Bir okyanus suyu getiririm, şu bardak su ıslatamaz. Çünkü su ıslatılamaz. Sebebi ıslatan olduğu için. Allah yaratılamaz. Niçin? Yaratan olduğu için. Peki diyelim yarattı. Bir Allah yapamaz mı? Yapamaz dese acizlik. Kendisinin daha büyük Allah yapamaz mı? Yapamaz dese acizlik. Yapar derse bu Allah'ı bırak da o Allah'a geç. Ama bu soruda aynı bunun gibi suyu kim ıslattı veya sonsuzun sonunda ne vardır diye mantıksız bir şey var. Ne var? Yaratık olur hocam. Şimdi Allah bir Allah'ı yapamaz mı? İkinci yapılmak birinciye muhtaçtır.
ve ikincisi yapılmıştır. Bir şeye muhtaç olan ve yapılan şey Allah olur. Olmaz. Ha? Yaratık olur. Nereden çıkarttın bu şeyi? 103. sayfa işaret yücazda Emdat'taki Nun'dan çıkarttı ustad. Ve bu sayfaları oradan yazdı. Emdat'ta Nit var. Nit, Nun harfinden ustad oradan çıkartıyor. 103. sayfada. Ne olmuş be? Ne olmuş gerçekten? Evet, yani ve yer, bu şurada kesiyorum bir daha. Kendisinden, Allah kendisinden daha büyük tırış yapamaz mı? Neye benziyor? Bak, sonsuzundan daha büyük ne var? Sonsuzdan daha büyük ne var? Sonsuzun sonunda ne var? Ne kadar mantıksız ama zahirde ne kadar mantıklı görünüyor. Sonsuzdan daha büyük ne var? Sonsuza son veriyor, arkasında büyük bir şey arıyor. Hem Allah diyor, sonsuz olana, sonra son veriyor, daha büyük bir şey arıyor. Ve ikinci çelişki, kendisiyle çelişen, ikincisi, birinciye muhtaç, Allah bir tanrı yapamaz mı? Ya Allah yapamaz mı? Yapılana tanrı denilir mi? Çünkü yapılan kendisinden öncekisine muhtaç. Evet. İki, yapılmıştır. Kendisinden öncekisine muhtaç ve yapılmış olan Allah olur mu? Abi bu onların çakallıkları, güya size ilkeden böyle yapıyorlar ama ben de böyle konuşuyorum. Ama siz de az değilsiniz, sizin de şey var. Siyasan abi, sizin de ne yok ne yok, hani köye çıkarken yaptığımız şey. Dedi ki bir tanesi, hocam dedi ben dedi sizinle sohbet edeceğim dedi telefonda. Ne konuda sohbet edeceksin? Ben dedi, ben şöyle kardeşim açık söyledim böyle. Ben dedi Allah'ın olmadığına inanıyorum. Kimin yok dedim. Allah yok dedi. Kim gibi anlamadım dedim. Allah yok. Ha demek ki Allah inkar etmen için bir kere Allah var dedi. Allah he yok. Burada sekiz ayaklı insan var mı? He? Sekiz ayaklı insan var mı? Arkadaşlar meclisimizde sekiz ayaklı insan yoktur. Diyen var mı? Niçin demediniz? Zaten yok. Ya onlar. Ha eğer bak kardeşim tek ayaklılar çıksın. Bakarız. Ha. Bir kere bir şey inkar etmen için o var olması lazım. İsim koydun çünkü. Allah yok. Kim yok? Allah yok. Ha, Allah'ı inkar etmen için ilk önce onu var ediyorsun. Sonra inkar ediyorsun. Önce var edip sonra inkar ediyorsun. Tamam. İnceleyecektim. Her yanmıştır yani. Tabii dedim ki yokluğu yok olmuş dedim onu. Dedi bunu bir yazayım dedi. Yoku yok olmuştu. O zaman var. Sen dedim inkar etmen için Allah'a ihtiyacın var. Çünkü yokluğa varlıkla gidemezsiniz. Yoku ispat etmek için varlığı kullanamazsınız. Yoku ispat etmek için yokluğu kullanacaksınız. Olmayan bir şey tartışın. Yokluk da yoktur. Yokluk yoktur. Varlık vardır. Bak, yoku ispat etmek için varlığı kullanma yetkiniz yoktur. Ha? Neye benziyor biliyor musunuz? Hocam ben ruha inanmıyorum. Böyle baktım. Ya bununla meşgul olan insanı beni düşünün. İçime girin. Bu adama nasıl bakarım? Ruhuyla ruhunu inkar eden adam karşınıza gelse ne yaparsınız? Adam ne diyor biliyor musun bana? Beni görüyorsunuz ama ben yokum ha. Bak. İnanan İnanmayan, kabul edip reddeden atom mudur? 90 kilo, eğer atom olsaydı, 90 kilolular, 60 kilolular hep aynı şeye inanırlardı. 60 kilolular insan inkarcı, 90 kilolar inançlı. Niye? İnanmak maddenin fonksiyonu mudur? Maddenin doğası mıdır inanmak veya reddetmek? O zaman inanmayı maddenin fonksiyonu değildir. Peki, maddede olup madde olmayan bir şey var ben reddettiğime göre. Çünkü aynı kiloda insan reddediyor, ben kabul ediyorum. Ha, ruhuyla ruhunu inkar ediyor adam. Ruh yoktur diyor. Bu yoktur, vardır, özellik
maddenin fonksiyonu değildir. Ruhun fonksiyonudur. Mesela sevmiyorum, maddenin fonksiyonu mudur? Niye sevmiyorsun? 70 kilo geliyorsun. 80 kilo gelirsen sevgin olur sende. Maddenin fonksiyonu değil yani. Maddenin doğasında yok. Vicdan azabı, maddenin fonksiyonu mudur? Sonsuzluk azabı, son şey isteği, maddenin fonksiyonu mudur? Bir anda her yerde olmak, maddenin fonksiyonu mudur? Mesela namus duygusu, maddenin fonksiyonu mudur? Hatta göz görüyor değil mi? Ama atom görmez. Atomla yapılan göz neyi görüyor? Görmemesi lazım. Görmüyor zaten. Gözlük görüyor mu? Yok. Gözlük de görüyorum. Gözlük de gördüğüm gibi gözle de görüyorum. Kim görüyor? Ruh görüyor. Göz bir penceredir. Çünkü gözü meydana getiren kör maddelerdir. Bir gözü meydana getiren bir atomun görüyordur iddiası gözükmemiştir. Kulağı meydana getiren atomların işitmediği. Gözümüzle görüyorsak uyuduğumuzda da mesela rüya görüyoruz ama gözümüzle görmüyoruz. Aferin, gözümü görseydi diyor, gözümüz kapalıyken rüyada ooo neler yapıyoruz. Eğer kulağımızla ille duymuş olsaydık herkes sessiz yatakta uykuda neler duyuyoruz. Evet. Ama bu kulakla duymuyoruz. Bu ayakla dolaşmıyoruz. Abi hayaldir. Hayal olsaydı bu cesede fatura çıkmazdı. Yani. Çünkü terde soluyorsun ya da veya gusül yapıyorsun değil mi? Peki bu ceset mi yaptı? Bu ceset yapsaydı zina olurdu. Bu ceset yapmadı. Buna fatura çıktı. Demek ki başka bir sistem var. Bağlantı. Tamam. Peki. Burada kesiyorum. Vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-selevâtu.